Üniversitetercihleri.com'un sunduğu Kampüs Yolunda programı devam ediyor. Yolunda programı kısa bir reklam arası ardından devam ediyor. Şimdi ülkemizin farklı bir bölgesinden üniversitemizi ağırlayacağız ve tanıyacağız ve üniversite yaşamı ve eğitimi hakkında konuşmaya bu programımızın bu bölümünde de devam edeceğiz. Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hamdullah Şevli aramızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Esra Hanım. Sizlere teşekkür ediyoruz. TV.net'e bizi davet ettikleri için teşekkür ediyoruz. Ben de buradan tüm izleyicilerimize saygılarımızı, hürmetlerimizi iletiyorum. Biz teşekkür ediyoruz burada olduğunuz için. Böyle programımızda farklı farklı bölgelerden farklı üniversitelerimizi ağırlıyoruz. Farklı kültürleri tanıyoruz aslında hep birlikte. Şimdi Van'a uzanacağız. Van 100. Yıl Üniversitesi çok köklü bir üniversite. Biliyoruz ki siz de oranın rektörüsünüz. Öncelikle biraz sizi tanımak istiyoruz. Buyurun. Evet, tekrar teşekkür ederim. Ben kendim Van doğumluyum. İlkokul, ortaokul, liseyi Van'da okudum. 4 yıllık matematik öğretmenliği mezunuyum. Üniversite 19 Mayıs Üniversitesi'nden sonra. Daha sonra yüksek lisans ve doktoramı yine Van'da tamamladım. 1996 ile 2010 arası 14 yıl Van'da sırasıyla araştırma görevlisi ve doktor öğretim üyesi olarak görev yaptım. 2010 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın kurmuş olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne geçtim. 2011 yılında doçent oldum, 2016'da profesör oldum. Son olarak da 2019 Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle tekrar Van 100. Üniversitesi'ne rektör olarak döndüm. Evet, aslında kendi okuduğunuz değil mi? Lisansüstü ve doktora eğitimini aldığınız üniversitede şimdi rektörsünüz. Evet. Bu da bir başarı tabii ki ve nasıl bir histir bunu da size soralım. Tabii ki hem Vanlı olmanın hem kendi üniversitende yetiştiğin üniversite yani bizi Van yetiştirdi. Kendi üniversitende görev yapmak bizim sorumluluğumuzu iki kat daha artırıyor. Büyük bir sorumluluk. Ama bir yandan da güzel bir duygu, yani kendi doğduğun, büyüdüğün memlekete hizmet etmek duygusu bu anlamda hem gurur verici hem de sorumluluğu fazla. İnşallah biz de Van 100. Üniversitesi'ni bulunduğu noktadan daha ileri noktalara taşımak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Biz de inanıyoruz kesinlikle. Biraz bahsedelim üniversitenizden, fakültelerden ve genel olarak öne çıkan bölümlerden. Evet. Öncelikle isterseniz kısaca Van'ı anlatayım. Tabii ki, tabii ki. Van Türkiye'nin doğusunda ve yaklaşık 500 kilometrelik havzada büyük bir nüfusu barındıran, potansiyeli olan bir il. Birçok ülkeyle sınır anlamında yakın bir şehir. Tarihiyle, tabiatıyla, işte doğal güzellikleriyle ön plana çıkmış muazzam bir şehir. Dolayısıyla Van 100. Üniversitesi de Van'da, Van Gölü'nün kıyısında yaklaşık 2 kilometrelik bir kıyımız var Van Gölü'ne. Burada 1982 yılında kurulmuş bir üniversite. Tabii ki 1982 yılında kurulmuş. Gelecek yıl 40. yaşımızı kutlayacağız ama aslında Van'da bir üniversite kurulması fikri çok daha öncelere dayanıyor. İşte 1905 yılında ve 1913 yılında Sultan II. Abdülhamit'in Van'da bir üniversite Efkaf-ı Humayun'a talimat verdiğini biliyoruz. Daha sonra 1937'de hatta daha öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Van'da Van Gölü'nün en güzel yerinde Van Gölü'nün kıyısında bir üniversite kurulması ile ilgili talimatı ve oraya heyetler gönderdiğini biliyoruz. 1950'lerde yine bir girişim olmuş. 1960'larda Van'da üniversite kurulması için bir dernek kurulmuş. Ama 1982 20 Temmuz'unda Van'da ilk üniversite kurulmuş. Kurulduğu bugün günden bu yana da üniversitemiz büyümeye, gelişmeye hızlıca devam etmiş ve bugün gerçekten ülkemizin en köklü üniversitelerinden biri haline geldi. Çünkü 19 fakültesi var. 9 meslek yüksekokuluydu. Bu yılda bir meslek yüksekokulu Erciş'te sağlık hizmetleri MEO kurma kararı çıktı. 10 meslek yüksekokulu var. 2 tane yüksekokulumuz var. Bir beden eğitimi spor yüksekokulu ve yabancı diller yüksekokulu. Bir de çok önemli vurguladığımız Türk Müziği Devlet Konservatuvarımız var. Tabii ki bunlar lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren programlarımız. Lisans üstünde de yüksek lisans ve doktora düzeyinde de 5 tane enstitümüz var. Yani bu anlamda büyük bir üniversiteyiz. Köklü bir üniversiteyiz.
Evet, eğitim bilimleri alanında da var mıdır sizin kendi okuduğunuz lisansüstü eğitimini aldınız? Hangi enstitüde almıştınız? Ben Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, Fen Bilimleri Enstitüsü'nde matematik alanında hem yüksek lisansım hem doktoramı yaptım Van'da. 5 enstitümüz var şu anda. Fen Bilimleri Enstitüsü'nün dışında Sosyal Bilimler Enstitüsü, onun dışında Yaşayan Diller Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitümüz var. Çok sayıda hem yüksek lisans programımız hem de doktora programımız mevcut. Tabii ki lisans anlamında da 19 fakültemizde, yani hemen hemen bütün hukuk fakültesi hariç, bir de iletişim fakültesi hariç bütün fakültelerimiz var. İşte tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, eczacılık, mimarlık, tasarım, mühendislik, eğitim fakültesi. Tabii ki Van Tarım ve Hayvancılık Bölgesi, kuruluşundan beri en güçlü olduğumuz iki fakülte, Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi. Bu fakültelerimiz hem Türkiye'deki birçok üniversiteye akademisyen yetiştirmiş, hem de zamanla süreç içerisinde kendi gelişimini tamamlamış fakültelerimiz. Güzel Sanatlar İletişim Fakültemiz yok ama Güzel Sanatlar Fakültemizin altında Sinema ve Televizyon bölümümüz de mevcut. Yani iletişimle ilgili bölümlerimiz de var yine. Yeni açmayı düşündüğünüz, plan dahilinde olan bölümler var mı? Bu yıla yetişebilecek. Bu yıl Yüksek Öğretim Kurulumuzun en son kararıyla yeni ilk defa öğrenci alacağımız bölümler var. Biz mühendislik alanını çok önemsiyoruz. Yani gerçekten bilimin, inovasyonun bu kadar geliştiği çağda Van 100. Üniversitemizde Bilgisayar Mühendisliği bölümüne bu yıl ilk defa 30 öğrenci alacağız. Ben de matematikçiyim ama kendi kadrom bilgisayar mühendisliği bölümünde. Üniversitemizde 20'nin üzerinde bilgisayar mühendisi var. Bunların bir kısmı doktoralı ve bilgisayar araştırma uygulama merkezimiz var. Çok güçlü. Yani üniversitemizin ihtiyaç duyduğu kendi yazılımlarımızı kendimiz yazıyoruz. Bize gelecek öğrencilerimiz özellikle yazılımda, programlamada bu alanda bunları çok iyi yetiştireceğimize inanıyoruz. Neden? Çünkü bizim daha önce ön lisans bilgisayar programcılığı programımız vardı. Buradan yetişen öğrenciler bile hakikaten çok iyi yetişiyorlardı. Çok iyi şirketler kuran öğrencilerimizin, bizden mezun olan öğrencilerimizin olduğunu biliyoruz. Yani bugün üniversitelere öğrenci bilgi sistemi yapıp satan çocuklar bizim 2 yıllık programımıza yetiştiler. Teknoloji girişimleri tabii, kurmuşlar aslında. Doğru. Dolayısıyla bizim aslında üniversitemizi ön plana çıkarmak istediğimiz alanlardan birisi bilişim. Çünkü yeni biz stratejik planımızı yeniledik. 2021-2025 üniversitemizin stratejik planında da birinci stratejik amacımızı Van 100. Yıl Üniversitesi girişimci, yenilikçi, 3. nesil bir araştırma üniversitesi olmak istiyor. Ve araştırma üniversitesine adaylığımızı da Yüksek Öğretim Kurulumuza ilettik. Dolayısıyla bunun altyapısını da oluşturuyoruz. Şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın desteğiyle, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle İnovan, ismi de İnovan girişimcilik merkezi kurduk. İnşaatı bitti, tefrişatını yapıyoruz. Yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bölgenin 13 iline hitap eden büyük bir teknoloji geliştirme bölgemiz var ve 100. Üniversitesi Teknokent. Bunu bölgeyle, şehirle daha iyi bütünleştirmek için ismini değiştirdik. Van Teknokent yaptık. Teknokentimizde şu anda 50'ye yakın araştırma şirketi var. Dolayısıyla bu amaca yönelik olarak da biz üniversitemizdeki akademisyenlerin kurmuş olduğu akademik şirket sayısını artırmak istiyoruz. Ve burada araştırma merkezlerimiz aracılığıyla özellikle stajyer öğrencileri burada yetiştirmek istiyoruz. Dolayısıyla Van 100. Üniversitesi Mühendislik Fakültesini özellikle bu yıl ilk defa öğrenci alacak bilgisayar mühendisliğinin yanı sıra işte elektrik, elektronik mühendisi, makine mühendisliği gibi bu bölümlerimizi daha da güçlendirip neden bunu yapıyoruz? Çünkü gerçekten ben de Vanlıyım ve genç nüfusumuz inanın çok fazla. Yani yaş ortalamamız 20-21'lerde. Türkiye'nin yaş ortalamasının çok çok altında. Bu gençlerin elinden tutmamız gerekiyor. Van'daki genç nüfusu ekonomiye dahil etmemiz gerekiyor. Bilgi çağında ekonomiye dahil etmemiz için de bizim girişimci gençler yetiştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla burada hem mühendislik fakültemiz, hem Van Teknokentimiz, hem inovasyon merkezimiz çok aktif bir rol üstlenecek. Çünkü biz mesela 2020 yılında Van Teknokent olarak 4 tane çok önemli program başlattık. Bunlardan birisi Ben Girişimciyim yarışması, prototipleme yarışması bu. Burada girişimci gençlerimizden projelerini aldık.
bir yarışma düzenledik. Yine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteğiyle çok 300'ün üzerinde proje başvurusu oldu. Yani Van gerçekten bu anlamda ciddi bir potansiyele sahip. Çok sevindirici gelişmeler gerçekten. Tabii mesela TÜBİTAK yarışmalarına hem ortaokul hem lise düzeyinde tüm Türkiye'ye başvuran proje sayısı kadar sadece Van'dan proje çıkıyor. Bu çok şaşırtıcı bir şeydir. Yani öyle müthiş ilgi de var yani. Dolayısıyla biz bu ilgiyi fark ettik ve bu öğrencilerimizin önünü açmak için onlara imkan sunduk. Ve mentorlar eşliğinde bu öğrencilerimizin işte yarışma düzenledik ve bunları bu şeye hazırladık. Bu yarışma sonucunda mentorlarla işbirliğinde bu fikirlerini prototipleme aşaması, ön kuluçka kuluçka aşamalarını şu an yürütüyoruz. Yine Teknokent'imizde Startup Kuluçka Merkezi oluşturduk. Burada 6 tane takım, girişimci takım şu an çalışmalarını yürütüyorlar. Yine Amerikan Dışişleri Bakanlığı desteğiyle Patent Growth projesi aldık. Orada da 7 teknoloji alanında 7 teknoloji vizyon projesi hazırlıyoruz. Bunların raporlamaları bitme aşamasına geldi proje. Ve en önemlisi TÜBİTAK'ın BİK, Bireysel Genç Girişimci Programı var. Biz Van 100. Üniversitesi de 2020 yılında bunun uygulayıcı kurumu unvanını aldı. Yaklaşık 30 tane uygulayıcı kurum var. Artık öğrencilerimiz başka Van'daki genç girişimciler bireysel anlamda başka illere, Ankara'ya gitmek zorunda kalmayacaklar. Direkt biz uygulayıcı kuruluş olarak bunun TÜBİTAK'tan yetkisini aldık ve çalışmalarımızı hızlıca başladık. Evet, çok değerli gerçekten bu çalışmalar. Öğrenciler yeni gelen, yeni nesil aslında teknolojiyle çok ilgili değil mi? Tabii. Kendileri de çok takip ediyorlar, yeni fikirler, çok daha özgür fikirler üretiyorlar ve sizin onların bu potansiyellerini bu şekilde yönlendirmeniz çok kıymetli. Böyle güzel haberler almak bizleri de çok sevindiriyor. Evet. Gerçekten ülkemizin farklı farklı yerlerinden bu tip gelişmeler. Peki öğrenciler sizi tercih ettikleri durumda onlara nasıl bir kampüs yaşamı bekliyor? Bir kere öğrencilerimiz çok şanslı. Eğer Van'a gelirlerse ben tabii öncelikle öğrencilerimizi zorlu bir sınav bekliyor. Ben onlara başarılar diliyorum. Evet. Ama ne olursa olsun yani diyor bir söz var. Eğer sevdiğiniz bir işte çalışırsanız, hayal ettiğiniz bir meslekte hiçbir gün işe gitmiş sayılmazsınız. Hobi yapmış gibi. Evet, olursunuz. Dolayısıyla yani iyi bir meslek, öncelikle onlara bu adımlarında iyi bir meslek, iyi bir kariyer için başarı diliyorum gerçekten. Van bir öğrenci için aslında çok potansiyeli içinde barındıran. Hem şehir olarak, hem ekonomisi, hem sosyal yapısı, hem tarihi bir turizm kenti. Dolayısıyla öğrenci üniversitenin dışında özellikle bu uzaktan eğitimde de gördük ki yani yüz yüze eğitimin kıymetini gördük. Çünkü sadece eğitim, öğretim, ders demek değil. Yani sizin bulunduğunuz şehirle kaynaşmanız, bir kültür almanız. Şimdi Van 7000 yıllık bir şehir. Ta Urartular var, Sasanilere kadar giden bir tarihi var. Birçok medeniyete başkentlik yapmış bir şehir. Bir kere öğrenci böyle tarihi, turizm açısından zengin bir şehirde yaşamış olacak. Ve öğrenciye birçok sosyal anlamda hem devlet tiyatrosuyla, hem tiyatro salonlarıyla, hem spor müsabakalarıyla, işte Van Gölü'nün avantajıyla bir fırsat sunan bir şehir. Ekonomik anlamda da ucuz bir şehir Van. Yani öğrenci dostu bir şehir. İnsanların, Van'ın insanları kadirşinastır, merttir, cömerttir ve öğrenciye de yakın davranır. Dolayısıyla gastronomisi de çok güçlü şehrin biliyorsunuz. Kahvaltısından ziyade yemek kültürü de çok önemli. Organik besinlerle öğrencilerimizi biz Van'da misafir etmiş olacağız. Tabii ki Van 100. Üniversitesi de böylesi kadim bir şehirde, öğrencilere her türlü sosyal imkanı sunan bir şehirde, Van Gölü'nün kıyısında hemen yanı başında kurulmuş ve Türkiye'nin en büyük kampüslerinden birisi. 7500 dönüm bir kampüs alanımız var. 7,5 milyon metrekare yapıyor bu. Ve yeşillikler içerisinde şu an tabii ki Van 100. Üniversitesi kampüsümüz her mevsim güzel. Kışı da ayrı güzel, yazı da ayrı güzel, baharı da ama şu an bahar mevsiminde işte Van Gülü dediğimiz geçen bir program yapmıştık. Van Gül'de, gül bahçemiz var, tıbbi aromatik bitkiler bahçemiz var. Yemyeşil ve turkuaz mavisi Van Gölü. Turkuazla yeşilin buluştuğu Van Gölü kıyısında muhteşem bir kampüs bekliyor olacak ve hacim olarak da çok büyük bir kampüs. İçerisinde öğrencilerin eğitim öğretimleri dışında barınma sosyal, sportif anlamda çok fazla etkinlik. Su sporları merkezinden tutun, tenis kortlarından, büyük tenis kortlarından, futbol, basketbol sahalarından tutun. Kapalı, mesela Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük kapalı spor salonuna sahip bir üniversiteyiz.
içerisinde ulusal maçların yapıldığı, profesyonel lig maçlarının yapıldığı bir salonumuz var. Burada işte mesela Van Büyükşehir Belediyesi voleybol takımının müsabakaları oynanıyor mesela. Bu takımda olan öğrencilerimiz aynı zamanda bizim beden eğitim spor yüksekokulu öğrencilerimiz. Yani bu anlamda da öğrencilerimize müthiş imkanlar sunuyoruz. 10 bin kapasiteli yurt var. Hemen üniversitemizin içinde kız yurtları, erkek yurtları ve son derece Gençlik Spor Bakanlığımıza bağlı modern imkanlarla donatılmış yurtlar mevcut. Geçen yakın zamanda Yüksek Öğretim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Yekta Saraç hocamızla Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu'nun imzaladığı bir protokol vardı biliyorsunuz. Bu protokol kapsamında Sayın Bakanımız Van'a geldiler ve Van'da gençlik üniversitemizde gençlik ofisi açıldı. Şimdi bu gençlik ofisi yani çok güzel döşendi. Pandemi biterse inşallah öğrencilerimizi bekliyoruz. Öğrencilerin orada, sorumluluk almaları için de çok güzel bir ortam oluşmuştur. Çok sosyal aktivitelerin evet. yapabileceği tiyatro, halk oyunlarından tutun. Yani bizim kendi üniversitemizin kulüpleri dışında bir de Gençlik Spor Bakanlığımızın kurmuş olduğu bir genç ofis oluştu. Yani öğrenci için sosyal imkansa sosyal imkan, akademik kariyerse akademik kariyer, kendini kişisel olarak geliştirmek istiyorsa bununla ilgili çok sayıda araştırma merkezimiz var, sürekli eğitim merkezimiz var. Öğrenci topluluklarımız. Tabii öğrenci belki. Kulüplerimiz çok şeyde yani dalgıçlık geçen mesela Van'da dalış okulu açıldı. Edremit Belediye'miz açtı ve çok ciddi dalış yapan takımlar var profesyonel anlamda. Üniversitemizin de sporları merkezi var. Bunu daha aktif hale getirmek istiyoruz. Yine mesela kayak Van'da çok iyi kışın özellikle. Kayak takımımız var. Uluslararası derece alan öğrencilerimiz var. Yani bu anlamda yok diyebiliriz. Turizm açısından da gelişmiş bir şehir olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bizim turizm fakültemiz var. Burada turizm işletmeciliği ve turizm rehberliği bölümünden bir müjde verelim buradan. Önümüzdeki yıl ilk defa az önce sorduğunuz gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzü açıyoruz. Aslında Van, ya ben bunu iddia ediyorum, gastronomide Türkiye'nin markası olacak bir şehirdir. Yani bir numarasıdır. Şu anda isim telaffuz etmeyeyim ama farklı illerimiz ön planda olabilir ama Van'ın sadece kahvaltısı değil. Tabii ki Van kahvaltısı artık ünü dünyaya duyurmuş bir kahvaltı. Yani 50 binin üzerinde bir Guinness rekorlara da girdi biliyorsunuz. 50 bin kişilik, 53 bin kişilik bir kahvaltı sofrası kuruldu. Biz her Haziran ayının ilk haftası da Dünya Kahvaltı Günü ilan ettik Vanlılar olarak. Ya sadece kahvaltı değil, inanın gastronomisi, yemek kültürü de, yöresel yemekleri de çok iyi. Dolayısıyla biz bunu daha da zenginleştirmek için, sunulan hizmeti daha da artırmak için Turizm Fakültemiz bünyesinde gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüzü açıyoruz bu yıl. 40 öğrenci inşallah bu yıl başlamış olacak. Yeni tercih yapacak öğrencilerimize de buradan duyurmuş olalım öyleyse. Evet. Peki tercih yapacak olan öğrencilere siz kendi engin tecrübelerinize dayanarak neler önerirsiniz? Nelere dikkat etmeliler? Şimdi öğrenciler öncelikle az önce de dedim sevdiği işi yapacaklar. Yani hangi alanda yetenekliyse kendisini dinleyecek. Çünkü çok sık görüyoruz. Yani bir bölüme giriyor, ikinci sınıfta tekrar bölüm değiştirmek istiyor, alışamıyor bölüme. Şu anda Türkiye'de öğrenciler, yani iyi puan alan öğrenciler ağırlıklı tıp fakültelerine gidiyor. Çünkü iş bulma, sağlık sektöründe iş bulma daha kolay şu anda. Ama yani öğrenci kendi nerede mutlu hissedecekse bence onu tercih etsinler. Bir de öğrencilerimiz en büyük hatayı şurada yapıyorlar. Genellikle puanı yüksek olan veya işte tercih yüzdesi fazla olanı üste yazıyorlar. Hani alttaki tercih boşa düşmesin diye. Halbuki mesela bizim üniversitemizden diyelim ki aynı bölüm daha yüksek başka bir üniversitededir diye onu tercih etmiş. Sonra bizim üniversiteye yatay geçiş yapmak istiyoruz. Diyor ki ya sen o zaman bunu tercih etseydin madem buraya yatay geçiş yapmak istiyorsun bunun puanı daha alttaydı. O yüzden yani alt üst ilişkisini kurgularken mesela diyelim ki 4. 5. tercihine bakacak. Ben 4'e gitsem ya keşke 5'e gitseydim diyecekse o zaman 5'i üste yazsın 4'ü yazmasın yani. Dilimlerdense yani nereyi istiyorsa bir kere şehri seçmesi gerekiyor. Hangi şehirde ben okumak istiyorum? Bu şehrin tarihi, kültürel bir Van gibi tarihi bir şehir olması gerekiyor. Kendini kültürel anlamda da yetiştirebilmesi için. Ondan sonra üniversiteyi inceleyecek. Üniversitede tabii ki üniversitenin bütüncül anlamda bir kadim, bir köklü üniversite olması. İşte Van 100. Üniversitemiz 40 yıllık bir üniversite. Evet. Kaç yıllık bir üniversite? Ondan sonra bölümü incelemesi lazım. Bölümün akademik kadrosu nasıl? Kaç öğretim üyesi var? Kaç profesör var?
Bu bölümde yüksek lisans doktora imkanları var mı? Üniversitede okurken kendini geliştirebileceği farklı işte kültürel, sanatsal hangi bölümdeyse buna yönelik programlar var mı? Erasmus'u var mı? Yurt dışına gitme imkanı var mı? Ve akademik kadrosuna Van 100. Üniversitesi 1700'ün üzerinde akademik kadroya sahip. Yani gerçekten öğrenci başına düşen akademik personel sayısı da önemli diyorsunuz. Burada çok, bir cümleyle toparlayalım. Evet. Burada çok önemli bir noktadayız. Bizim çok güçlü akademik kadromuz var. Van'ın doğusundayız ama hani öğrenciler bazen Van'ı uzak düşünebiliyorlar. Yani Van Ankara'dan 1 saat 15 dakika diyoruz. Ulaşım koşulları da gayet zengin. İstanbul'dan 1 saat 50 dakika biz birinci sınıfta özellikle ülkemizin İç Anadolu, Batı, Akdeniz, Ege, Marmara bölgelerinden üniversitemizi tercih edecek birinci sınıf öğrencilerimizin ilk sömestrinde onların ulaşım imkanlarını karşılıyoruz. Uçakla gelecekse ya ara tatilinde uçak biletini alıyoruz. Otobüste gelecekse otobüs biletini üniversite olarak burs koordinatörlüğümüz aracılığıyla alıyoruz. Öğrencilerimize burs imkanlarımız sunduğumuz burs imkanları da çok fazla. Dolayısıyla akademik kadroyu öğrenciler tercih yaparken bakmalarını öneriyorum ve tercih sıralamalarını ona göre belirlemeleri çok önemli. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu son verdiğiniz bilgiler de bence öğrenciler için ilgi çekici olmuştur. Çok mutlu olduk sizi tanıdığımıza. Ben, geldiğiniz için teşekkür tabii ediyoruz. Tabii ki Van 100. Üniversitesi'ni 20 dakikada anlatmak çok zor. Evet. Gelip yaşamak, görmek gerekiyor. Van'ı ben herkese yani sadece üniversite için okumayanlara turizm şehri. Sizleri de, tüm dinleyicilerimizi de, izleyicilerimizi de Van'a davet ediyorum. Bekliyorsunuz. Biz de üniversitemize çok davet ediyorum. Üniversitemizin şeyi de çok fazla. Kurumsal anlamda şehirle bütünleşmesi de. Geçen bir Van Gölü sempozyumu düzenledik. Bu anlamda şehre de katkı sunan toplumsal fayda yönümüz de çok fazla. İnşallah bunları da başka bir programda anlatırız. İnşallah biz de diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür Kampüs ederim. Kampüs Yolunda programının burada sonuna geldik. Profesör Doktor Hamdullah Şevli bizimleydi. Van 100. Yıl Üniversitesi'ni tanıdık. Van'dan bahsettik. Haftaya farklı bir üniversiteyi tanımak dileğiyle. Hoşça kalın. Üniversitetercihleri.com Kampüs Yolunda programını sundu.